Bin Pazarcı, siz ne söylersiniz? Şimdi e, sağdaki durum o Sayın Güçler bize çok güzel bir şekilde e, özetledi, hatırlattı. Şimdi e, yani Rusya bu savaşı sizce genişletebilir mi? E, bununla ilgili ne nasıl bir görüşünüz var? Yani e, mesela Putin bir seferberlik ilan, ed ilan mı ediyor, e, mevcut gördüğümüz Rusya Ukrayna savaşının ötesinde yeni bir savaş görüyor musunuz siz ufukta? Şimdi bakın Rusya Rusya bırakamaz bu işi bırakamaz ama Rusya'da sıkıştı. Bana göre Putin hayatının en büyük hatalarından birisini yaptı. Ukrayna'ya e, müdahale ederek ve hani siz söylüyorsunuz içeride bir seferberlik ilanından bahsediyorsunuz ama bizim de aldığımız bilgilere göre Rusya'nın içinde de ciddi sıkıntılar var. Yani çok ciddi kayıpları var. E, i̇nsanlar e, kaybedildi. Orada gençler öldü. E, Rusya'nın içinde de tartışılıyor bu ve Putin'in de iktidarı bile zaman zaman sallantıya girebilir. Rusya'nın içinde de bir takım sıkıntılar var. Yani öyle görünüyor ki Rusya burada sıkıştı ama bu işi bırakamaz. Bırakması da mümkün değil ve dikkat ederseniz nükleer gücüyle tehdit etmeye başladı başından beri. Çünkü konvansiyonel silahlar yeterli olmadı. Nükleer gücüyle tehdit ediyor. Amerika da işte bu tehdidi büyüterek. Avrupa'yı da arkasına alarak, Finlandiya ve İsveç'i e de korkutarak orada biraz önce Eray Bey'in de belirttiği gibi gücünü tahkim etmeye çalışıyor. Ama bu devam edecek. Devam etmesinin Türkiye açısından elbette uzun uzun tartışılır o. Dezavantajları da var. Bence avantajları da var. Türkiye Onları açısından başka şey birazdan bakalım dilerseniz bu sağdaki durum birazdan yani netleştirdikten sonra görüşlerinizi Türkiye. Türkiye doğru bir politika, doğru bir politika izliyor ve hatta şu. Onu işte, biraz daha soracağım. Finlandiya'nın NATO'ya NATO'ya girişi meselesi üzerinden Türkiye'nin eli de güçlendi. Bakın Amerika, İngiltere şeyi kaldırdı. Türkiye'ye uyguladığı silah parçaları, Anladım. savunma silahları ile ilgili parçaların da ilgili ambargoyu kaldırdı. Yani Türkiye aslında burada kazanımlar elde etmeye başladı. Kapımıza geliyorlar. Falan. Onları ayrıca konuşuruz ama yani Rusya geri adım atamaz bu noktada. Bir kere Donbass'ta şurada burada bir takım düzenlemeler yapması lazım. Ama Eray Bey'in de belirttiği gibi İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini engelleyecek gücü yok. Çok ilginçtir. Onların NATO'ya girişini engelleyecek bir güç, tek güç var o da Türkiye. Pazarlıklar devam ediyor. Şunu da diye, diyemezsiniz. Yani önümüzdeki günlerde Türkiye İzin de verebilir, önünü de açabilir. Çünkü dış politikada kazan kazandır. Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda bir takım adımlar atılırsa, Türkiye'nin talepleri, bakın endişeleri demiyorum. Çünkü bizim herhangi bir endişemiz yok, bizim net tespitlerimiz var. Yani Finlandiya ve İsveç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı asmane bir tutum izliyorlar. YPG ve PKK'yı destekliyorlar. Ve burada da sıkışmış durumda şimdi Rus korkusuyla. Belki bunu şuna benzetebiliriz. Bakın geçmişte 1980'li yıllarda Asala denilen bir terör örgütü vardı. Bugün Ukrayna'nın PKK ile Ukrayna diyorum Finlandiya ve İsveç'in PKK ile iç olduğu gibi Asala da Fransa ve Batılı ülkelerle iç içeydi. Dilediği gibi orada diplomatlarımızı vuruyordu, kaçıyorlardı. Ee, zaman zaman kahraman ilan ediyorlardı. Bir kapıdan girip öbür kapıdan çıkıyorlardı. Yakalananlar da çok kısa süresi içinde tahliye oluyorlardı. Ama ne zaman ki Orly'de bir e, patlama yaptılar, Fransızların da canı yandı. Batılı insanlar da orada hayatını kaybetti. Bu iç içe geçtikleri Asala'dan kurtulmak istediler. Ve Asala bitti. Yani iş kendilerine döndüğü zaman, canları acıdığı zaman. Şimdi de Türkiye bu kozu iyi kullanabilirse İsveç ve Finlandiya'yı belli bir noktaya getirebilir, en azından bunların e, terör örgütlerine verdiği esti engelleyebilir. Bence, evet. bence yani kurban olayım tipiye esti getirdi kapıya diye bir halk e, sözü var. E, şu anda o noktadayız. Peki, sayın Özçelik, siz nasıl bakarsınız? Şimdi e, sayın pazarcı çok da Rusya'nın bu noktada e, dur, durmayacağını söyledi, değil mi? Yani duracağını düşünmüyorum dedi. Şimdi. Yani, yani durmayacak itibarı kurtarmak zorunda. Evet itibarını, itibarını kurtarmak, kurtarmak zorunda Yoksa, durmayacağını düşünüyorum. Yeri, evet. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Özçelik? Yani Rusya'nın böyle ben... Avrupa kapısına kadar dayanıp yani böyle bir oraya Batı'ya kafa tutacak bir gücü var mı? Ya Ukrayna savaşıyla hani biz ne gördük? Böyle bir gücü var mıymış aslında Rusya'nın? Bunun devamını getirebilir mi? Yani çünkü hani ne diyorduk işte acaba 3. Dünya Savaşı mı çıkacak? Dünya bir 3. Dünya Savaşı'nın eşiyle mi gelindi derken şimdi bu mesele ortaya çıktı. Siz nasıl bakıyorsunuz? Ben bu e, Ukrayna Rusya gerilimi çıktı çıkalı televizyonları izlediğim zaman nedense e, 91 Körfez Savaşı'nı ve 2003'teki Irak işgali dönemlerini anımsadım. Yani o dönemlerde Meşhur bir Karabatak kuşları vardı birinci körfez evet. savaşında. Bütün savaş neredeyse bütün televizyonların logosuydu. Fakat e, tesadüfen 92'de savaştan hemen sonra Kuveyt'e gittim. Yani hayalimdeki şey şuydu. Bütün o sahiller petrola bulanmış şekilde göreceğimi sandım. Ben Antalyalıyım. Bizim köyün altındaki deniz vardır, pırıl pırıl. E, Gazi Paşalıyım. E, Kuveyt'teki denizlerin bizim köyün altındaki denizden daha temiz olduğunu gördüm. Şaşırdım hatta. E dedim ki ya nedir bu işler? Bizi onca görüntü izledik. E dediler ki burada karabatak kuşu yetişmez. Sonradan anladık ki savaş bittikten onu bir hatırlatır sonra, mısınız izleyenlere? şimdi o karabatak var. kuşu dediniz hani o petrole bulanmış görüntü. Ondan bahsediyorsunuz. Şöyle bir kuş vardı. Bütün televizyonların savaşın logosuydu. E, petrol petrole bulanmışlar içerisinde çırpınan bulanmış kuşlar vardı ve e, bu sayede Saddam'ın ne kadar büyük bir e, şey olduğu, nedir e, suçlu olduğu dünya kamuoyuna anlatıldığı, bütün çevreciler e, harekete geçirildi. Sadece bu değil, bu işin bir tarafıydı. E, ondan sonra e, mutlaka bunun durdurulması gerekiyordu, Irak'ın bombalanması gerekiyordu. Algı bu şekilde oluşturuldu. Sonra bir savaş bittikten sonra anladık ki o görüntüler. Gerçek 10 değil, yıl önce Fransa kıyılarında batan bir tankerin yarattığı çevre kirliliğinden kaynaklanıyormuş. Ama bu arada bir ülke bombalar altında e, perişan edildi. Kaldı ki o Irak'ı Kuveyt'e yönlendiren de belli. Aynı güç Irak'ı daha sonra bombalayan güç daha önce Kuveyt'i pardon Irak'ı Kuveyt'e saldırmaya yönlendiren güç oldu ortaya çıktı. Meşhur bir Amerikalı bayan, büyük elçi vardı. Uzun süre kayboldu ama daha sonra ortaya çıktı. Saddam'a ne demişti? Demişti ki biz e, Araplar arasındaki çatışmalara karışmayız diye güvence vermişti. Peki bu vermişti günümüzdeki Ukrayna-Rusya savaşıyla nasıl bunu bağdaştıracaksınız? Ha, nasıl bir benzerlik? Bunu şöyle Neden söylüyorum. Neden mesela bu yani verdiniz zaman, falan? mesela şundan verdik. Mesela bir sürü görüntüler yayınlandı Ukrayna savaşında. İşte çok felaket görüntüler bir baktık ki bunların bir kısmı Lübnan'daki e, limandaki patlamanın görüntüleri çıktı. Bir, bir kısmı başka ülkelerdeki görüntüler çıktı. Yani dünya bir propaganda e, bombardımanına tutuldu ve biz ne yazık ki e, burada gerçeği görme konusunda sıkıntılar çektik. Şu anda manzara ne? Yani mesela yani, sosyal medyada o düz informasyondan mı bahsediyorsunuz? Yani bu şekilde de bir algı, evet, evet, olup, evet. savaşın bir şekilde yönetildiğini mi yani, söylüyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Evet, NATO'nun NATO'nun bir psikolojik savaşını ben izledim. Yani e, yakından takip ettiğim için hem e, e, 2003'teki Irak'ın işgalini hem 91'i, yani böyle bir izlenim bıraktı bende. Şimdi, yani olay nereden çıktı? Biliyorsunuz meşhur bir Minsk anlaşması var. Minsk anlaşmasında bazı şeyler yapılmış ve Amerikalılar e, Ukrayna'yı bu anlaşmayı tanımama konusunda sürekli kışkırttılar. Zelenski'nin de bazı zafiyetleri var. Daha sonra bunlar basında da çıktı. Bunları da kullanarak bir anlamda Ukrayna üzerinden Amerika politika geliştirdi. Biden iktidara geldiğinde ne demişti? İlk başkan olduğunda önceliğim Avrupa ile Amerika arasındaki o kopan ilişkileri bir araya getirmek demişti hatırlarsınız. Hı hı. Ve Ukrayna üzerinden Avrupa ile Amerika'yı birleştirdi. Burada başarılı oldu yani şu anda mesela Rusya'ya yaptırımlar konusunda ortak tavır aldılar işte Finlandiya konusunda e, tavır aldılar onları biraz sonra daha ayrıntılı konuşacağız yani böyle bir süreç başladı yani bu da şunu gösteriyor Amerika dünyada güç kaybediyor bunu artık herkes söylüyor yani ekonomide artık e, eskisi kadar büyüyemiyor e, dünya hakimiyeti kırılmaya başlandı. Afganistan'dan terk etmek zorunda kaldı o son Amerikan uçağının tekerlerine yapışıp havada düşen insanların görüntüleri var. Ee, efendim Irak'ta işgal etti ama şu anda Irak yönetimi mesela İran'a daha yakın bir politika izliyor zaman zaman. Ee, Türkiye, hatırlayın Türkiye'de çok hakim gibi gözüküyordu ama Türkiye Amerika'ya karşı ciddi bir direniş gösteriyor. NATO üyesi olmasına rağmen. Yani böyle bir süreçlerden geçiyoruz. Burada Amerika, dünya mesela şeyde de e, Çin denizinde de durumları pek iyi değil. Şimdi böyle bir ortamda Amerika yenilgiyi pek gönüllü kabul edecek gibi gözükmüyor. Yani e, biraz öyle gözüküyor ki e, biraz kanlı kabul edecek bu yeni dünyadaki dengeleri. Yani Amerika ben patronumu bırakmak istemiyorum diye. Yaşadığımız olayların bence esas sorun nedeni bu. Zaten biraz önce de e, Sayın Komutanımız da açıkladı. Yani burada savaşan, Ukrayna'da savaşan Ukrayna değil. Nitekim Manipol'daki o e, çelik fabrikasındaki çıkanlar var. Onlar şimdi bildiğimiz kadarıyla Rusya tarafına götürüldü. Bunların içerisinde Amerikalı general var, İngiliz SAS komandoları var, e, 50'ye yakın Fransız subay var. Bunları herhalde önümüzdeki günlerde e, görüntüleriyle beraber dünya kamuoyuna aktaracaklardı Eğer başka bir pazarlığın konusu olmazsa tabii. E, Donbas'taki duruma gelince biz aydınlık e, oraya muhabir gönderdik ve oradaki görüntüleri 5-4 gün dizi yaptık. Ee, yani düğüne bile gitti arkadaşımız. Ee, düğünde bile katıldı, oradan fotoğraflar çekti. Hı. Yani oralarda hayat bizim gördüğümüz kadarıyla yavaş yavaş normale dönüyor. Başka bir sıkıntı var bence asıl önemli olan ee, bu Ukrayna'ya verilen. Ukrayna'da şu anda bazı gruplar var. Devlet değil bakın, özellikle söylüyorum bazı gruplar var ve bu gruplar bu silahlara hakim. Bu grupların kim olduğu, hangi devlete çalıştığı, kime yaptığı belli değil. Bakın PKK bu verilen silahlardan temin edip e, kendi bölgelerine gerek Türkiye'ye gerek e, Irak'ın kuzeyine gerekse Suriye'deki bölgelere götürme konusunda e, çaba içerisinde. Ben Türk devletinin de bunu bilerek Ukrayna'da istihbarat çalışması yaptığını sanıyorum. Yapıyorlar. Orada incelemeler yapıyor. Bu Ukrayna'ya verilen silahları Ha Salyangozlar verilen silahları ister yani ne şöyle, nedir mesela? Ya evet yani orada şimdi e, teşekkür ederim çok önemli bir noktaya e, aydınlattınız. E, yani burada e, demin de söyledim yani sadece Ukrayna ordusu diyemedim demin belki fark etmişsiniz Ukrayna'daki silahlı güçler tabirini kullanmak zorunda kaldım çünkü Ukrayna ordusundan daha fazla Ukrayna'da e, faaliyet gösteren Amerika ve Avrupa destekli e, paralı askerler var. Düzensiz silah devlet dışı düzensiz silahlı gruplar var. Ama bunları küçümsememek lazım. Bunlar helikopterde kullanıyorlar. E, füze sistemlerinde de kullanıyorlar. yani yetişmiş insanlar bunlar. Hani sadece paralı asker işte parayı alıp e, kurşun sıkan insanlar değiller. Mesela hatırlarsanız Belograd diye bir yer vardı. Belograd'a iki tane tarz helikopteri gidip e, petrol tesisini vurmuşlardı. Bunu yapanlar, da, bunu yapanlar mesela Ukrayna ordusunun elemanları değildi, o silahlı grupların elemanlarıydı. Yani Ukrayna ordusu görünümü altında bunlar çok farklı şeyler yapabiliyor. Ama bu arada o kadar çok silah ve cephane ve malzeme sahaya yayıldı ki aynı bilgiye ben de sahibim. Yani PKK'nın oradan işte bazı sofistike silahları temin etme yönünde gayret içerisinde olduğuna dair bir takım bilgiler, saha bilgileri var elimizde. Ancak bunu tabii devletimiz de takip ediyor. Ee, böyle bir yani PKK'nın bu noktada henüz başarıya ulaşabildiğine dair bir bilgi yok. Demek ki alamadı ya da bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız gereğini yaptı büyük bir ihtimal. Ama bu tür ortamlarda hakikaten terör örgütlerine gün doğuyor. Yani ulaşamayacakları, alamayacakları, normalde elde edemeyecekleri silahları eğer başarılı olup sahadan çıkarabilirlerse bir şekilde getirebilirlerse Hakikaten böyle bir çaba içerisindeler. Onlara işte özellikle silah ve sofistike silahların temini noktasında bir alan açıyor efendim yani maalesef böyle bir durum var. Evet Sayın Öztürk tamamlayın lütfen sözünüzü buyurun. Ya, tamamlayayım ikincisi ikincisi bakın bu gruplar gerçi son aldığım benim bilgiye göre bu grupların çoğu Ukrayna topraklarını terk etmeye başladılar özellikle Mynypol'daki durumdan sonra ve Oradaki çok kayıpları olmuş anladığım kadarıyla yavaş yavaş terk etmeye başladıkları noktasında bilgiler aldım en son. Şimdi bu gruplar sadece Ukrayna değil 3 gün sonra Avrupa'nın da güvenliğini Avrupa'da da şehirlere yayılacaklar. Ve orada da çünkü kontrolsüz bir güç ellerinde her türlü silahlar var bu silahların nereye gideceği de belli değil. E, PKK konusuna gelince PKK bakın Romanya'da etkilidir, Balkanlarda güçleri var. Bu tür işler istihbarat örgütlerinden bağımsız da yapılmaz. Uluslararası istihbarat örgütleri üzerinden bunlara destek de verilir. E, bu da sürpriz olmaz. Yani Fırat'ın doğusunda her türlü silahı veren Amerika orada da verir. Yani e, o şey olmaz. Asıl başka konu bence önümüzdeki süreci belirleyecek konu Avrupa ekonomilerinin durumu. Şu anda Rusya en büyük kozunu kullanıyor. Bu kozu nedir? Gerçi kendileri ise ama petrol meselesi. Şimdi yaptırımlar uyguladılar. Evet. E, Avrupa katıldı. Altıncı galiba yaptırımı şu anda Avrupa Birliği tartışıyor. E, komisyonda en son geçtiğimiz pazartesi toplantı yapıldı. Sonrasında yapılan açıklama var. Anlaşamadılar. Yani altıncı e, yaptırım paketi üzerine. Şimdi, neden anlaşamıyorlar? Çünkü Avrupa ekonomileri perişan vaziyette. Bakın Avrupa ekonomilerinin sıkıntısı e, giderek büyüyor. Enflasyon 40 yılın en yüksek seviyelerine geliyor. Şimdi Peki Avrupa halkları ne yapacaklar şimdi? Bu izlenen politikalar nedeniyle eğer yoksullaşıyorlarsa, Hollanda Başbakan ne dedi? Yoksul e, Fakirleşmeye hazır olalım dedi değil mi? Peki bunun hesabını kimden soracaklar? E, e, biz Avrupa'da böyle %10 çift haneli enflasyon falan e, adamlar 40 yıldır görmemişler. Şu anda ciddi sorunları var. Bakın İngiltere'de seçimler oldu. Seçimlerde İngiltere Başbakanı hezimete uğradı. Şimdi yarın diğer Avrupa ülkelerinde bunlar yaşanmayacak mı? Yaşandığı zaman peki Avrupa bu politikalarını devam ettirebilecekler mi? Şu anda çok ciddi tartışmalar var. Ve işin ipi de koptu. Yani Rus yazarlara karşı kampanya başlıyor. Müzisyen, bestecilere karşı, Çehov'a karşı... En son kediler Rus kedisi diye e, şeyden al, e, şeye almadılar. Onlara da yaptırım uygulamaya başladı. Yani. yani bu boyuta gelen bir süreç var. Onun için önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde çok e, kritik dönem yani yeni durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar geçicidir. 6 ay sonra o kadar önemli değil. Zamanla Amerika ile Avrupa'nın çıkarları çatışıyor. Şu anda uyum olsa bile e, bu çıkarların çatışması ekonomik çıkarlar çok ciddi zararı var. Deutsche Bank'ın raporlarına bakın. Çok ciddi sıkıntılar var. Bunun politikalara da yansıması eninde sonunda olacaktır. Gelelim NATO'nun genişlemesi meselesine ama bir cümle söyleyeceğim. Eğer NATO genişlerse bence burada her şeye Türkiye'nin çıkarı açısından bakalım. NATO genişlerse diyelim ki Ukrayna girseydi, Gürcistan girseydi NATO'ya. Ya Karadeniz bizim zaten bakın biraz önce söyledim Irak'ın kuzeyinde üstleri var. Suriye'de Fırat'ın doğusunda üstleri var. Doğu Akdeniz'e yığınak yaptılar. Yunanistan'a dede ağaca binlerce tank geldi. Tank yığdılar. Konuşacağız o mesleği. Damlılar da Türkiye'ye çevrili. Ro Romanya'da üstleri var. Makedonya'da üstleri var. Ee, Bulgaristan'da etkililer. Yani Ukrayna ve şeyi yaptığınız zaman Türkiye İran dışında bütün sahalardan Amerikan üstleriyle çevrilmiş olacak. Yani bu Türkiye'nin lehine bir durum değil. Tam tersine Türkiye'nin burada e, müttefikleriyle. Mesela son... Başarılı olduğumuz olaylar var. Dağlık Karabağ'da başarılı olduk. Rusya ile beraber hareket ettik. İran'la beraber hareket ettik. Suriye'de e, en azından gerilimi durdurduk. Astana süreciyle bu işi yaptık. İkinci e, İsrail kuruyorlardı Irak'ın kuzeyinde. Yine burada İran, Türkiye, Irak merkezi hükümeti Rusya beraber hareket ettik ve orada ikinci İsrail devletinin kurulmasını önledik. Yani bölge ülkeleri bölge politikalarına el koyarak biz rahatlıyoruz. Amerika'dan gelip NATO üzerinden buralarda kargaşa çıkarıp ve NATO'nun hakimiyeti daha da büyürse bundan biz NATO üyesiyiz, karlı çıkarız bakışı son derece yanlıştır. 15 Temmuz'u yapan NATO'dur. 12 Eylül'ü yapan NATO'dur. NATO gladiyosudur bunlar. Yani e, o nedenle ben e, Türkiye'nin ...kendi çıkarı açısından olaylara bakması gerektiğini düşünüyorum. Hanım diye. ben bir iki ekleme yapmak istiyorum. Bir iki eklemeyi hakkında. reklamlardan sonra ee, yapar mısınız yani, Sayın Pazarcı? Çünkü reklamlara gitmem hay gerekiyor. Hayır, hayır. Hay, hay. Reklamlardan sonra sizinle devam ederim. Bu meseleyi konuşmayı sürdüreceğiz. Ee, neler oluyor Rusya, Finlandiya ve İsveç arasında? Ee, Rusya savaşı genişletebilir mi? NATO bağlamında neler olacak önümüzdeki günlerde? Reklamlardan sonra konuşacağız. Efendim Yeni Masası programı kaldığı yerden devam ediyor. Konuklarım Sayın Hasan Erçelebi, Sayın İhsan Aktaş, Sayın Eray Güçler, Sayın İsmet Özçelik ve Sayın Emin Pazarcı ile birlikte konuşuyoruz. Şimdi Rusya savaşı genişletecek mi? İşte mevcut gördüğümüz Rusya-Ukrayna savaşının ötesinde yeni bir savaş kapıda mı acaba diye konuklarımızla kafa yoruyoruz. Meselelere şöyle derinlemesine bakmaya gayret gösteriyoruz. Kıymetli fikirlerini bize paylaşıyorlar. Şimdi Amerikalı yetkililer Avrupa'daki 100 bin Amerikan askerinin tutulmasının planlandığını söyledi. Rusya'nın saldırganlığının artması ve İsveç, Finlandiya ve NATO üyelerini tehdit etmesi durumunda sayının artabileceğini belirttiler. CNN International'ın adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberde NATO'nun bölgede daha fazla askeri tatbikat yapması halinde asker sayısının geçici de olsa artabileceği yazıldı. Amerika'nın ayrıca güvenlik durumu değişirse ABD'nin Avrupa'da ek üsler kurabileceği de belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesinin ardından Washington NATO'yu desteklemek ve Moskova'yı e, caydırmak için Avrupa'daki asker sayısını 60 binden yaklaşık 100 bine e, çıkardı. şimdi Sayın Güçler dilerseniz sizinle konuşalım. Ya biraz harita üzerinden bize bunu anlatabilir misiniz yönetmen arkadaşım? Yalnız biz Yalnız şöyle bana, bana bir söz verecektiniz az Çok özür diliyorum. Ee, evet çok şey haklısınız. Vardır. Ben onu unuttum. E, ee, evet. kusura bakmayın. Lütfen siz sözünüzü tamamlayın Sayın Pazarcı. Bir sonra bu meseleye bakalım. Buyurun Sayın Pazarcı. Şimdi tabii NATO Rusya çekişmesi üzerinden şu okumalar yapılıyor. İşte NATO kazanırsa Türkiye'nin etrafı da kuşatılacak. Türkiye ye sıkıntıya girecek gibi bazı değerlendirmeler yapılıyor. NATO Türkiye NATO'nun Türkiye'yi kuşatmasına gerek yok. Zaten NATO bizim içimizde NATO üsleri var. Amerikan üsleri var. Bunlar doğru mudur? Evet bunları eleştiriyoruz ama başka bir şey daha var. Dünyada bugün bakın Çerkez sürgünüydü. Yani 500 binin üzerinde insan Çarlık Rusyası döneminde katledildi orada. Oralar işgal edildi Çerkezistan. <laughs> Ve e, pek çok insan e, denizlerde boğuldu Karadeniz'de. Dün ve bugün de zaten Çerkezler e, gösteriler yapıyorlar. 1940'larda da aynı şey bizim soydaşlarımız olan e, Kırımlara, Tatarlara da yapıldı. Kırım, Tatar, Kırım'ında da yine çok büyük insan katledildi. Yani yarımızdaki Ruslar da çok temiz değildir. E, o açıdan Amerika e, yenerse şöyle olur, Ruslar yenerse böyle olur değil hangisi öne geçerse bizim açımızdan tehlikedir. Bakın Rusya yayılmacılığı geçmişte de vardı. Defalarca karşı karşıya geldik ve bizim Anadolu topraklarına geldiler ve Yeşilköy'e kadar, Ayastefanos'a kadar girdiler ve çok büyük vandallıklar barbarlıklar yaptılar. O açıdan dikkatli olmak lazım. Yani buradan bir Rusya sevdası ya da NATO sevdası çıkartmak bana göre doğru değil. Bunun da altını çizmek lazım. Tarihsel tecrübemiz bize şunu gösteriyor: Hangisi güçlenirse, biz sıkıntıya giriyoruz. O açıdan yani birisi kazansın, birisi öbürünü tepelesin noktasında bir değerlendirme yapabilecek durumda değiliz. Çünkü dediğim gibi her ikisi de bizim için tehlike. Ha diyebilirsiniz ki Amerika ile biz niye böyleyiz? Ruslarla zaman zaman niye bir araya geliyoruz? E menfaatler, menfaatler bir araya geliyor. O yüzden Ruslarla beraberiz. Bakın işte son Karabağ'daki harekat. Karabağ'daki harekat Rusların gözlerini kapatmasıyla yapıldı. Biz de destek verdik ama Karabağ nasıl işgal edildi? Ben o dönemde oradaydım. Rus helikopterleri geldiler, bizim Azeri kardeşlerimizi kırdılar, direnişini yok ettiler. Daha sonra geldi Ermeniler, o bölgeyi işgal ettiler. Soykırıma varacak bir takım davranışlar içine girdiler. Daha sonra ne oldu? İşte Batı, Ermenistan'da gücünü arttırınca Rusya'nın bizi, Ermenileri Tepe bizim Ermenileri tepelememiz işine geldi, gözlerini kapattı. O açıdan dış politikaya böyle bakmak lazım. Bunun üzerinden bir dostluk, ne bileyim ben bir sevda, şu şöyle olursa şu kazanırsa gibi bir takım çıkarımlar yapmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bana göre onun bunun değil Türkiye'nin menfaatleri önemlidir. Bunun altını çizmek istedim Fulya. Erabi Bey'den sonra ben de bir değerlendireyim. Tabii buyurun başlıyorum. Sayın Aktaş buyurun. Ya Şöyle aslında baktığınız zaman şimdi hangisi güçlü olsa bize yarar. Bence ikisi de zayıf olsun. Önce şöyle oldu ya, Trump zamanında NATO darmadağın edilmişti ve Avrupa ile Amerika ilişkisi Aynen çok öyle. bozuktu. Biden geldi öncelikli olarak NATO'yu toparlamaya çalıştı. Avrupa'yı yanına aldı. Diğer taraftan da bizim pozisyonumuz aslında şöyle. Osmanlı döneminin kuruluş Osmanlı Devleti'nin kuruluş devri gibi biz adım adım güçleniyoruz. Aslında Batı da adım adım zayıflıyor. Öncelikli olarak kara parçası olarak bizimle savaşacak bir Batı yoktur ama Rusya doğrudan toprak sınırı olarak bizim yanımızda. Ya yani şöyle bir senaryo herhalde kimse hayal etmiyor. Ya Ukrayna bir günde işgal edilseydi ya da Rusya hiç saldırmasaydı muhtemelen bütün dünyanın şu an tir titrediği tir bir Rusya olacaktı. Bence burada biz ne NATO'nun güçlenmesi için bir pozisyon tutmak durumundayız ne de Rusya'nın hani kazanması için bir pozisyon tut. Biz şöyle bakacağız. Bu süreçte Türkiye'nin çıkarları hangi tarafta? Türkiye özellikle Amerika Beş Devletleri ile karşı karşıya geldiği zaman Suriye'de biz NATO ülkesi olmamıza rağmen kendi gücümüzü kendimiz tahkim ettik. Ya yani iki tarafı söyleyelim. Amerika Beş Devletleri ile Barış Pınarı'nda karşı karşıya geldik. 30 km öteye sürdük ve şey de yani Suriye topraklarında biz İran'la Rusya ile ve Suriye ile eş zamanlı çatıştık aslında baktığınız zaman o 27 askerimizin şehit edildiği mevzuda biz tek bir devlette savaşmadık. 33 tane ihsan 30 30 tane, pardon, pardon, 33 askerimiz, şehit askerimiz ve biz orada yorgun suru ordusuyla savaşmadık. 3 devlette savaştık ve Türkiye bence adım adım bölge bir bölgesel güç olma pozisyonu kazandı. Bence hatta diplomasi de küresel ekonomide, bölgesel biz şöyle bakacağız. Biz Türkiye vatandaşı olarak Türkiye'nin menfaatlerini ve çıkarlarını büyümesini nasıl merkeze alıp meseleleri öyle yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki rasyonel olarak NATO ile müttefikiz. Rusya'yla da rasyonel olarak oturup konuşabiliyoruz. Bu pozisyonumuzu devam ettireceğiz. Sayın Erçelibi sizin ilave etmek istediğiniz bir nokta var mı? Biz ondan sonra harita başındaki sohbetimize dönelim. E, ben e, komutanımdan sonra söz almak istiyorum aslında. Çünkü tamam. NATO'ya, Finlandiya ve İsveç'in e, gir, e, girmesi konusunda bir hazırlığım var. Yani bu askeri konular bittikten sonra siyasi tamam, konular dönemez. üzerine ben konuşmak isterim. Tamam,